Gölge boyumuzun sürekli değiştiğini hepimiz fark etmişizdir. Örneğin yaz aylarında gölge boyumuz kış aylarında farklı uzunluktadır. Hatta gün içerisinde bile gölge boyumuz değişir. Cisimlerin gölge boylarındaki bu değişimin sebebi güneş ışınlarının cisme geri sarsının değişmesidir. Aşağıda aynı cisimlerin farklı durumlardaki gölge boyları karşılaştırılmıştır. Yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda uzun olana tik işareti koyacağız diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi şıklara. Birinci karşılaştırmada arkadaşlar 21 Haziran öğle vakti ve oğlak dönencesi. İkinci durum arkadaşlar 21 Haziran ikindi vakti ve oğlak dönencesi. 21 Haziran'da çocuklar gölge boyu en fazla kuzey yarım kürede dik gelecektir. Kuzey yarım kürede gölge boyu sıfır olacaktır. Güney yarım kürede ise arkadaşlar eğik açıyla gelecektir. Ve eğik açıyla öğle vakti mi ikindi vakti mi dersek ikindi vaktindeki gölge boyu daha fazladır arkadaşlar. İkinci karşılaştırmaya bakıyorum. 21 Mart ve 21 Haziran. Şimdi arkadaşlar 21 Haziran tarihinde öğle vaktinde yengeç dönemesine gölge boyu arkadaşlar sıfırdır. Çünkü güneş ışınlar dik açıyla gelir. O yüzden buradaki gölge boyu sıfırdır. Yani çok olan 21 Mart'ta öğle vakti yengeç dönemesi olacaktır. Şıklarda arkadaşlar birinci karşılaştırmaya ikinci durum diyeceğiz. İkinci karşılaştırmaya birinci durum diyeceğiz. O yüzden cevabım arkadaşlar denizde olur.